Şu mahkemeye sunulan belgeler cep telefonuyla çekilmiş fotoğraflar aslında değil mi? Muhtemelen Ferit Bey. O yüzden şimdilik sadece geçici vesayeti almalarını yaradı bu durum. Biz hep dosyayı kim sızdırdı diye düşündük. Ama fotoğrafların kendisini hiç düşünmedik. Yani o fotoğraflar nerede çekilmiş, neyle çekilmiş? Fotoğrafların orijinal dijital kayıtlarını inceleyebilirsek... ...fotoğrafların nerede, ne zaman çekildiğini öğrenebiliriz. Yani teknolojide artık bunlar mümkün. O zaman şöyle yapalım Ferit Bey. Bu delillerin orijinallerini isteyelim. Yani sahte olup olmadıklarının kontrolü diye başvururuz. Neticede incelemede bütün detaylar ortaya çıkar zaten. O halde lütfen hemen girişimde bulun. Peki Ferit Bey. İyi günler. İyi günler. İyi günler. Al bakalım. Nane limon boşum sana çok iyi gelecek. Teşekkür ederim Fatoş'um. Ay yaz vakti bu ne hastalığın Nazlı? Ay ne bileyim ya, kaptım şifayı bir yerden. Ferit Beyciğim'in evinde çalışırken terlediysen... ...sonra bahçeye çıkınca boğazdan esmiştir böyle rüzgar, üşütmüşsündür belki de. Küldürme beni ya, hastayım ben. Fatoş, hiç fırsat kaçırmıyorsun. Ben çıkıyorum. Derse gideceğim, akşam görüşürüz. Aa, Alya! Alya? Alo Fatoş, Engin şimdi spor salonunda. Eyse hemen eşofmanlarının yanına alıyorsun, atlayıp buraya geliyorsun. Bu işi bitiriyoruz. Hemen şimdi mi? Bak şimdi. Ben gideceğim Engin'in yanına birazdan. Muhabbete başlayacağım. Sonra sen geleceksin, muhabbeti harlayacağız. Tamam mı? İnce ince de konuyu anlatacağız. Artık itiraz istemiyorum. Tamam ya. Açıklayalım vallahi. Ben de artık rahatlayayım, olsun bitsin bu iş. Sen bana adresi gönder, ben hazırlanıp geleceğim. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Nazlı'cığım, ben seni bugün birazcık yalnız bıraksam olur mu? Olur. Ben zaten toparlanırım birazdan, iyiyim. Tamam. Biz Alya ile şu Engin meselesini çözeceğiz çünkü de. Ya da benim cenazemi kaldıracağız. Hadi seni öp. Ay, dur bana bulaşmasın şimdi. İyi şanslar. Korkma. Ay tamam. Allah'ım sana geliyorum. Alya, senin ne işin var burada? Formumu neye borçluyum sanıyorsun? Genetik yapına tabii ki. Ben senin yiyip yiyip kilo almadığını biliyorum. Sen iş günü burada ne yapıyorsun? Biz senin kadar şanssız değiliz. Haftanın 3 günü yemek yerine spora geliyoruz işte. Demek ki bu aralar Engin Bey bekar. Yoksa şu an güzel bir kadınla şık bir restoranda bir şeyler içiyor olurdu. Bıraktım o işleri be Alya. Artık daha ciddi takılıyorum. Peki bunun geçen gün yanında gördüğüm Fatoş'la bir ilgisi olabilir mi acaba? Yani haklısın, ben de çok sevdim, çok tatlı kız. Senin yanındaki Bambiler'le hiç alakası yok. Çok farklı bir Alya. Yani dobra, dürüst, neşeli. Böyle iç dışı bir bambaşka işte. Yalanı yok, dolanı yok. Aa, Fatoş? Aa, merhaba. Fatoş? Biz de şimdi senden bahsettik desem inanır mısın ya? İnanırım vallahi. Vallahi seni gördüğüme çok sevindim. Çok güzel görünüyorsun. Ay çok teşekkür ederim Alya. Burada karşılaşmamız çok iyi oldu. Ben de seninle... Fatoş, aslında geçen ne duydum biliyor musun? Bu ünlü şarkıcı Semire senden tasarım istemiş galiba. Yakında meşhur mu oluyorsun yoksa? Ha. Sence nasıl haber Engin? Yani bahsettiğiniz kişiyi tanımıyorum ama... Hani... İşin içinde Fatoş varsa başarı olacak demektir elbette. Ben de çok tanımıyorum zaten. Engin Bey, iş yerinizden aradılar. Önemliymiş. Önemli miymiş? Dönerim hemen istedim. Ünlü şarkıcı Semir ama. Ay sen ne yaptın? Fatoş ne yapayım? Ben konuşmasam sen daha fazla konuşacaktın, batıracaktın. Yani... Böyle olmaz. Seni öyle bir anlattı ki kafasındaki Fatoş imajını yerle bir etmeden bir şeyler yapmamız lazım. Başka türlü yapmamız lazım. Allah'ım bittim ben. Bittim. Alev Allah sen ne dersen de ben söyleyip kurtulacağım. Hayır saçmalama, şu an hiç sırası değil. Engin geldi. Gelsin.
Pardon, beklettim. Ya Fatoş, şimdi seni hazır yakalamışken çıkalım buradan beraber bir şeyler yapalım derdim ama ofise dönmem gerekiyor. Akşam müsaitsem bir şeyler yapalım mı? Engin, ben aslında Fatoş'un bu akşam bana sözü var. Yani moda evine gidip tasarımlara bakacağız. Evet, gidip artık tasarımlarıma bakacağız mecburen. İyi, tamam. O zaman haberleşiriz. Hadi görüşürüz. Hoşça kal. Allah'ım, battıkça batıyorum. Halledeceğiz. Ne yapacağız? Halledeceğiz. Hadi gel gidelim, hadi. Fatoş, tamam geldim. Merhaba. Yine ben. Ben Bulut'u görmeye gidiyorum da. Olağan ziyaretimi. Sen de gelmek istersin diye düşündüm. İstersen şimdi çıkalım, daha sonra ben seni işe bırakırım. Deniz, ben kendim bugün çok iyi hissetmiyorum. Muhtemelen işe gitmem. Arasaydın keşke. Çok iyi gözükmüyorsun hakikaten. Bir bakayım. Çok ateşim var. İlaç falan aldın mı? Yok, ilaçlık bir şeyim yoktu. Yani bir burun akıntısı, hapşırık, halsizlik falan. Şifa niyetine bir çorbaya ihtiyacım var senin. Mutfak nerede? Şurada. Ha. Deniz, ayakkabılar. Aa, tabii. Sen aşçısın zaten, patatesin, soğanın falan vardır. İzninle. Aa, zencefil de var. Gerekiyordu. Tuz, karabiber, zencefil, tencere. Bu arada pardon ya, ben böyle gaza gelip birden dam diye girdim ama izin var mı? Tuz, karabiber şurada, tencereler de burada. Sen yat dinlen bence. Yani geri kalanı bana bırak. Afiyet olsun. İnanılmaz güzel kokuyor. Bunu yiyecek 20 kişinin kalanı nerede? Peki, bomba sorun. Neyle servis edeceğiz? Hakikaten nasıl olacak o ya? Kepçe, çok basit bir çözüm. Ben kepçeyi çorbayla birlikte getirmedim. Çünkü çorba çok sıcak, bir parça ılıması gerekiyor. Bir kepçe alımı süresinde ideal sıcaklığa ulaşır diye tahmin ediyorum. Duyduğum en iyi bahane. Fatoş, dur. Ben içerim. Aa, Deniz, hoş geldin. Hoş bulduk. Sen de hoş geldin. Ay, hoş buldum. Harika çorban var. İçer misiniz? Soğuk suyun var mı? Bilmem, var mı? Vardır, vardır. Siz nereden böyle? Biz. Biz Fatoş'la benim kıyafetler için işte kumaş bakmıştık. Şimdi tasarımlara bakacağız. Geçsene içeri, ayakta kaldım. Nazlı, ne alaka bu? Aliye, ayakkabılar. Bir baktım Nazlı hastaymış. Ben de böyle gaza gelip hepimize yetecek kadar çorba yaptım. Çorba mı yaptı sana? Ben iki tane daha tabak getireyim o zaman. Aileciğim, terlikleri bulabildin mi orada? Gördüm. Hmm, vallahi son damlasına kadar içtim. Çok güzel olmuş Deniz. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Ya benim de yapmayı bildiğim tek çorba zaten. Hmm. Nazlı, sen hala Ferit'in yanında çalışıyorsun değil mi? Evet, ve çalışmaya devam etmek istiyorsan bir an önce iyileşmişe gitmem lazım. Bulut'la Nazlı'yı yan yana görmen lazım, biliyor musun? Bulut her gördüğünde havaları fırlıyor. Aa. Var Nazlı öyle bir enerji. Yani yanındaki insanlara iyi gelen bir enerji. Evet, Nazlı'nın enerjisi çok güzeldir, çok kuvvetlidir. Maşallah arkadaşım. Tü. Arkadaşın enerji kaçırıyor tatlım. Ya birazcık içimde tutmam lazım o enerjiyi ki düzeleyim. Baksana, hasta oldum. Şu çorba kanına karışsın, iyice dirileceksin. Hmm.
Bir enerji geldi sanki. Kaçmadan sofrayı toplayayım ben. Şunu da alır mısın? Tabii. Bence Bulut'u görmeye gelme sen. Yani ona da bulaştırırsın. Aslında şu Demet cadısına bulaştırsan hiç fena olmaz. Deniz pardon ya. Yani kardeşin ama ne yapayım? Söylüyorum, tutamıyorum ağzımı. Yok canım, önemli değil. Anlıyorum ne düşündüğünü. Ya çoğuna da katılıyorum. Ya bunu okumuş muydun? Ay yok Deniz, ben o kitapların hiçbirini okumadım. Hepsi Nazlı'nın. Deniz, bence çorban bir mucize. Sen patentini falan al bunu. Hakikaten bayağı dirilmişsin. Ama gerçekten gitmek zorunda değilsin. Yani arar söyleriz Ferit abiyi. Bir kere de dışarıdaysın canım. Hayır, giderim. Hiç sıkıntı yok. Gayet iyi hissediyorum. İyi. Bırakayım seni o zaman. Deniz, beni de bırakır mısın? Ben de çocuklarla prova yapacağım. Hem sen de gelir dinler, yorum yapar, bir şeyler söylersin belki. Tamam, olur. Yani Bulut'u da akşamüstü görürüm. Selamlar. Ay. Oo, kimler gelmiş? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Görüşürüz. Biz gidiyoruz. Görüşürüz. Ben yolcu edeyim. Hayrola Osman, ne yapıyorsun? Ya abla, bir selam verdim. Geçeceğim şimdi odama. Verme. Ya bir şeyden de eksik kal. Verme. Git ders çalış. Hadi bebeğim, öpüyorum. Uy, arkadaş, bizim eve de bir anda böyle bir bereket geldi. Sosyetik zengini, asortik sanatçısı. Hepsi burada maşallah. Pardon da Osman Hanım, ablam da ben de bir yerde sanatçı sayılırız lütfen. Tabii ya. Hatta senin neyin vardı? Ha, moda evin falan vardı senin değil mi? Harbi ne oldu o iş canım? Ayla ile Engin meselesini ne yaptınız? Biz bugün Ayla ile Engin'e her şeyi açıklamaya gittik. Eyse hiçbir şey açıklayamadan kös kös geri döndük. Ay canım benim, dost acı söyler ama o iş ya, şimdi Engin işi olmayacak. Ağzın çürsün Asuman. Sus kız, Allah korusun.